Herkese merhabalar, Paramedikçe kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu intramüsküler ve subkutan enjeksiyon bölgelerinin yer tespiti. Hazırsanız hep birlikte videomuza geçebiliriz. Öncesinde subkutan enjeksiyonla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk olarak subkutan enjeksiyon, kas tabakası ile dermis tabakası arasında kalan bölgeye yapılmaktadır. Bu bölgede yaptığımız uygulamalar 15 ila 30 dakika arasında emilim süresi vardır. Bu bölgede en fazla 1 cc miktarında ilaç ve sıvı verilmektedir. İnsülin, heparin, su çiçeği gibi aşılar bu enjeksiyon yöntemiyle yapılmaktadır. Normal şartlar altında subkutan enjeksiyon yapılır iken uygulama esnasında hava kilidi ve aspirasyon yapılır. Fakat eğer biz heparinli ya da insülin içeren bir ilaç veriyorsak hava kilidi yapabiliriz fakat kesinlikle aspirasyon yapmamamız gerekir. Uygulamayı yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise uygulama yapacağımız bölgeyi hastanın kilosuna göre, zayıflığına göre 45 ila 90 derece açıyla girmek ve bölgeyi iki parmak arasında sıkıştırarak kavramaktır. Hazırsanız şimdi enjeksiyon yapılan bölgeleri, isimleri ve yer tespitini detaylı bir şekilde incelemek için videonun diğer kısmına geçebiliriz. İlk uygulama bölgemiz üst kolun ön lateral yüzü. Kolu iki şekilde inceleyelim. Bilek ile dirseğe kadar olan kısım alt kol olarak geçmekte. Dirsek ile omuza kadar olan kısım ise üst kol olarak geçmekte. Bizim uygulamamız üst kolun alt değil ön lateral yani yan yüzü. Hastaya kolunu şu şekilde içeri katlamasını rica ederiz. Ardından üst kolun lateral yüzüne iki parmağımızla enjeksiyon yapacağımız bölgeyi toparlar ve 90 derecelik açı ile uygulamamızı yapabiliriz. Bir diğer işlem bölgemiz üst bacağın lateral yüzü, diğer ismiyle laterofemoral bölge. Kolda yaptığımız gibi bilek ile diz kapağı arası alt bacak, diz kapak ile pelvis arasında kalan kısım üst bacak olarak geçmekte. Biraz daha kameramızı yakınlaştıralım. Bacağı biz 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Tahminen 1, 2, 3 eşit parça. Orta kısım bizim enjeksiyon alanımız. Orta kısmın üst yan yüzü tam olarak şu gördüğümüz bölge bizim enjeksiyon alanımız. Yapmamız gereken yine aynı şekilde iki parmak ile bu alanı enjeksiyon bölgesini toparlayıp ardından 90 derecelik açı ile enjeksiyonumuzu yapmak. Sıradaki işlem bölgemiz abdomen çevresi. Kameramızı yaklaştırabiliriz. Burada yapmamız gereken tamamen göbek deliğini referans almak. Göbek deliğine parmaklarımızın bitimini koyuyoruz. 4 parmak yukarı, 4 parmak aşağı, 4 parmak sağ ve 4 parmak sol olmak kaydıyla bir dairesel alan oluşturuyoruz. Bizim işlem yaptığımız bölge tamamıyla bu dairesel kısmın sınırı. Örnek veriyorum. Göbek deliğini baz alarak 4 parmak aşağı bir şekilde koydum parmağıma. Bu kısmı iki elimizle yine iki parmağımızla topluyoruz. Ardından 90 derecelik bir açıyla enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Dördüncü enjeksiyon bölgemiz sırtta skapula altıdır. Kameramız yaklaşabilir. Skapula dediğimiz şey kürek kemikleridir. Sağda ve solda olmak üzere 2 adet bulunur. Kürek kemiğimizin şu kısım olduğunu farz edersek yan ve alt kısmına doğru olan bölge bizim enjeksiyon alanımızdır. İki parmağımızla yine bu dokuyu kavrarız. Ardından 90 derecelik bir açıyla enjeksiyonumuzu yapabiliriz. Son subkutan enjeksiyon bölgemiz ise dorsoglütal bölgenin üst kısmıdır. Dorsoglütal bölgeyi gösterelim. Kalçamızı göz kararı 4 ana parçaya ayırıyoruz ve üst ve dış kısımda kalan kısım dorsoglütal bölgeli işlem bölgemiz. Bizim subkutan enjeksiyon yaptığımız bölge ise bu üst dışta kalan kısmın biraz daha üstündeki kısım. Enjeksiyon bölgemiz bu kısım etmekte. Yine aynı şekilde iki parmakla dokuyu topluyor. Ardından 90 derecelik açıyla enjeksiyonumuzu yapıyoruz.